Cumhuriyet Halk Partisi, efendim Abdullah Güller falan, bunlar İyi Parti falan, bunların hepsi bir iktidar projesi içindeler. Amerika'ya bağlı bir iktidar projesi ve o yüzden Fethullah ve Fethullah'la da belli bir ittifakları var. O yüzden bu Fethullah terör örgütünün darbesine karşı kesin, net, açık, kararlı tavra giremiyorlar. Giremedikleri için Tayyip Erdoğan'a bir yerden vuracağım diye olayları çarpıtan bir çizgi izliyorlar. Bu Türkiye'nin yararına değil. Bu konuda bir bilginiz mi var yoksa bir analiz olarak? Analiz mi? Görüyorum. Analiz çok mi? Açık yani. Ama yani... Şuradan görüyorum. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi kalkıyor Ankara'dan İstanbul'a kadar hapishaneleri boşaltmak için yürüyor. Bu hapishanede kim var? Deniz Gezmiş yok. Mümtaz Soysal yok. Doğu Perinçek yok. Pek çok gazeteci. Doğan Avcıoğlu yok. Onları da biraz sonra... O gazetecilerin yani. Hepsi Ergenekon falan olayında Fethullah tertibine yardım etmiş gazeteciler. Yani ben içeri atılsınlar anlamında söylemiyorum. Ama biraz sonra onları konuşalım. Yani o adamlar Deniz Gezmiş, Doğu Perinçek, Mümtaz Soysal değil. Yani onu görelim. Sonuç itibariyle Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şahin Alpay falan. Şimdi... Bunlar Erdoğan'ın rakibi Vatan Partisi. Hayır, onu anladım. Erdoğan'ın rakibi Doğu Perinçek. Ama Erdoğan'ın düşmanı değiliz. Bakın iki şeyi ayırmamız. Biz hiçbir zaman Amerika ile birleşerek Erdoğan'ı devirmeyiz. Bakın, kimse Erdoğan'ın düşmanı veya başka bir liderin düşmanı olmamalı. Yani şimdi bir görelim bunları. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ın rakibi değil. Yani onun düşmanı ne yaparsa diyorsunuz. Düşman konumunda görüyor. Böyle bir şey de ilerici kesim de oluştu. Ama daha tehlikelisi şu. HDP ile birlikte Erdoğan'ı devirmek, Amerika ile birlikte Erdoğan'ı devirmek. O senaryonun içindeler. Yani ama bir kolunda sizin FETÖ, analiziniz yani. Analizim değil. Bakın Ankara'dan İstanbul'a bir kolunda FETÖ, bir kolunda PKK yürüyor. Ne diyor? Hapishaneler boşalsın. Hapishanede kim var? Şimdi oraya gelelim. FETÖ'cüler var, şimdi PKK'cılar oraya. Var. Başka kimse yok ki. Şimdi oraya gelelim. Yani, pek çok akademisyeni şimdi, attılar. Canım. Ay yok efendim. Hepsi şimdi peki. Yani şimdi... Akademisyen dedikleriniz, evet içeride olması falan ayrı bir şey ama bugün 70 bin insan hapishanede. Niçin hapishanede? FETÖ darbesini yapmışlar. Ergenekon, Balyoz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Vatan Partisi'ni. Vallahi 70 bin insan o dediğiniz darbeyi yapmış olsa doğrusu aslında, o darbe... Bakın sayıyorum ama eylemleri sırf o darbe değil. Darbeye katılan var, efendim Ergenekon tertibini yapan var, Balyoz tertibini yapan var, polis içinde yuvalanma var, yargı içinde yuvalanma var değil mi? Var, var oğlu var. Şimdi burada bazı hatalar yapılabilir ama görelim bugün hapishanede hayır, olanlar... Deminki sorumu şey yaparsak oradan da buraya gelelim. Zaten tabii, bu benim bir sonraki sorumdu gerçi. Yani mesela bu durumda birinci... Şeyde siz muhtemelen aday olacaksınız değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olacaksınız. Biz adayız bakın 27'sinde de. Ben Cumhurbaşkanı adayım. Ha. Çünkü Vatan Partisi'nin genel başkanı Türkiye yönetsin diye seçiliyor. Yoksa Vatan Partisi'nin genel başkanlığı. Birisi nedir? Vatan Savaşı. Vatan Savaşı'ndan yanayız. Vatan Savaşı'nın karşısındaki olan Amerika Birleşik Devletleri ve piyonlarının da karşısındayız. Bu bizim net bir konumlanmamız. İkincisi Türkiye üretim ekonomisine geçmek zorunda. Yani bizim önümüzdeki Türkiye'nin sorunlarına göre bir mevzilenmemiz var. Cumhurbaşkanı seçimi, millet meclisi seçimi, diğer partilere tavır. Ama bakıyorum bugün İyi Parti, FETÖ, efendim Cumhuriyet Halk Partisi, PKK bir mevzi kurmuş. Bunlar el ele kol kola gidiyor. Düşünmüyorum, gerçek ortada. Nasıl düşüneyim? Şimdi niye Vatan Partisi hapishanedeki PKK'lılar çıksın diye kampanya yürütmüyor? Selahattin Demirtaş çıksın diye kampanya yürütülür mi? Çıkmasın mı? Çıkmasın tabii. O parti kapatılsın. Yani öyle mi şey yapmasın? Bakın mesele Selahattin Demirtaş değil. Türkiye HDP'yi kapatmadan ve PKK'nın yasal örgütlenmesine izin vermemek gibi bir tutuma girmeden PKK meselesini çözemez. Yani bu bir insan hakkı meselesi değil. Kalkacak dağdakine kamyonla onun kürsü, PKK'nın kürsüye çıkmasına izin verilemez. Selahattin Demirtaşlar falan filan bunların PKK'nın meclis kürsüne çıkmasına izin verirse Türkiye terör meselesini halledemez. O